Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Az sonra büyüme rakamları gelecek ve o büyüme rakamları çerçevesinde 2020 yılını nasıl kapattığımızı göreceğiz. Bir yandan da Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi rakamları geliyor. %4.9'luk bir azalış var. 69 seviyesine kadar geriliyor. Borsa İstanbul'da yeni güne başlangıç seviyesi olarak da rakamları az sonra aktaracağız. 1491 puanla yukarı yönlü bir başlangıcımız var. %1.39'luk bir artıyla başladığımızda aktaralım. Büyüme verilerini iki kıymetli hocayla değerlendireceğiz. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz bizlerle birlikte. Kamil Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Açıl Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz ve aynı zamanda Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu da bizlerle birlikte. Erhan Hocam sana da hoş geldin yayınımıza diyelim. Teşekkür ediyorum. Bloomberg HT'nin yapmış olduğu, araştırma masasını yapmış olduğu büyüme anketinin sonucuna bakacak olursak buradaki beklenti son çeyrek %7.3'lük büyüme, yıllık büyüme ise %2.3'te bekliyor medyan tahmin. Erhan Hocam bir sorayım sana, ne dersin, ne bekliyorsun, senin beklentin nedir büyüme için diye? Benim de 7 civarı bir büyüme, yani 6.8-7.2 arası bir yerlerde benim de tahminim. Güçlü bir büyüme son çeyrek için gelecek. Yılın tamamında 2'nin üzerine atacak diye bekliyorum ben de. Kamil Hocam siz ne dersiniz, ne beklersiniz? Ben Erhan Hocam'dan biraz daha az iyimserim ama yani 7'nin biraz altında olacağını düşünüyorum. Yani 7-2 olur mu emin değilim ama 6.5-7 arasında tahmin ediyorum. Peki Erhan Hocam, yaklaşık 3 dakikamız var veri gelene kadar. Bir yandan da Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi rakamları geliyor. Güven Endeksi 4.9 azalma, 69'lu seviyelere kadar gerilemiş. Bir parça momentum kaybı dikkat çekiyor tüketici güveni çerçevesinde. Ne dersin, nasıl değerlendirmek lazım buradaki verileri? Aslında ön endekste de biz bu düşüşü görmüştük. Bloomberg HT'nin ön endeksi, tüketici güven ön endeksinde de. Bizim görebildiğimiz birkaç tane neden var. Tabii geçen hafta yaşanan finansal piyasalardaki hareket, döviz kurlarında yukarı yönlü hareket her zaman güveni olumsuz etkiler. Bunun kısmi bir etkisi buraya yansımış olabilir. Birkaç günlük anket var burada. Ama esas olarak bizim görebildiğimiz enflasyon ve işsizlikle ilgili genel seyrin hani yüksek olması, ekonomik aktivitedeki en azından hizmet sektörlerinde uzayan kapanmaların da getirdiği sıkıntı bu güven endekslerine yansıyor gibi görünüyor. Bir diğer faktör de bizim gözlemlediğimiz hani vaka sayılarında, COVID-19 vaka sayılarındaki azalma eğilimi durup yukarı yönlü hareket olunca bu da beklentileri olumsuz etkilediği gibi görünüyor her anlamda. Hem sağlık hem de bunun ekonomiye yansımaları anlamında gibi düşünüyoruz temelde. Şimdi özellikle tabii önümüzdeki döneme dair beklentileri konuşmaya devam edeceğiz. Verinin gelmesine de çok kısa bir süre kaldı. Dolayısıyla aslında büyüme perspektifi açısından Türkiye adına geçen sene çok ilginç, dünya açısından da çok ilginç bir sene oldu. Kuvvetli başlayan bir birinci çeyrek, ardından özellikle salgının ilk dalgasıyla beraber tamamen neredeyse durmuş bir ekonomik aktivite. Bunun arkasından yine üçüncü çeyrekte kredi genişlemesiyle başlamış olan ciddi bir toparlama. Dördüncü çeyrekte de bunun momentum olarak belli ölçüde devamını söylemek mümkün. İlk 3 çeyrek performanslarını genel olarak değerlendirecek olursak ortalamada %4.2'lik bir tarım sektöründe büyüme, sanayide 0.8'lik bir daralma 3 çeyrek ortalaması. Aynı zamanda inşaat sektöründe de yine ilk 3 çeyreğin ortalamasına bakarsak %0.7'ler civarında bir büyüme olarak gerçekleşti. Bu arada market ISO PMI verisi de geldi. Ona baktığımızda da 51.7 olarak görüyorum ben gelen ilk veriyi, onu aktarmış olalım. Genel anlamda sanayi sektörü açısından 3. çeyrekte başlamış olan o kuvvetli momentumun kendini net şekilde gösterdiğini söylemek mümkün ki son büyüme verisinin alt detaylarına da dönüp baktığımız zaman benzer şekilde kuvvetli bir gayri safi sabit sermaye oluşumuyla kredi genişlemesinin belli ölçüde makine teçhizat ve ağırlıklı olarak inşaat sektörüne de yansımaları görülmüştü. Biz veriyi bekliyoruz, büyüme verisine. O geldikten sonra daha
detaylı olarak da konuşacağız. Elbette momentum kaybı bir parça dikkat çekiyor. Önceki veri 54.4, bu veri 51.7 ama hala genişleyici kalmaya devam ediyoruz. Bu arada veri geldi. %5.9 görüyorum ben büyüme verisini Bloomberg terminale baktığımda. Mevsimsellikten arındırılmış çeyrekten çeyreğe veride de %1.7'lik bir büyüme dikkat çekiyor. En azından ilk rakamı bir sizlere sormak isterim. Erhan Hocam ne dersin? %5.9 görünüyor şu anda veri. Evet, yani detayını görmemiz lazım ama anlaşılan yani sanayi üretimi verileri, PMI verileri daha güçlü bir büyüme işaret ediyordu ama hizmet sektörlerindeki yavaşlama özellikle Kasım ortasından itibaren daha net verilere yansımış gibi görünüyor. Tarımın genel desteğinde bir azalma olmuş olabilir belki hani o son çeyrekteki kuraklıkla alakalı olarak. İlk aklıma gelenler bunlar. Sanayi üretimi rakamı nasıl acaba son çeyrek? Aylık verilerle uyumlu mu değil mi? Belki onu da izlememiz gerekecek. Şimdi benim önümde veri açıldı. Ben detayları görür görmez sizlerle paylaşmaya çalışacağım. %5.9 derken önce tüketim ve harcama tarafından baktığımız zaman hane halkı nihai tüketim harcamaları %3.2 artmış oluyor 2020 yılı itibariyle. Dördüncü çeyrekteki artış %8.2. Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılının genelinde %7.4 artmış. İhracat ise %15.4 azalmış verinin detaylarına baktığımız zaman. Diğer taraftan yine bu rakamla birlikte genel anlamıyla bakınca gayri safi milli hasılanın, yurt içi hasılanın 2020 yılındaki artışı da %1.8 ile sınırlı kalmış gibi görünüyor. Dediğim gibi iktisadi faaliyet açısından baktığımızda bütün dalları tek tek sizlere değerlendirip aktarmaya da çalışacağım. Hocam önce bir sorayım, Kamil Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz bu verinin detaylarını, alt kollarını diye? Kamil Hocam duyabiliyor musunuz? Evet, şimdi duyabiliyorum, bir anda gitti. Nasıl ama değerlendirirsiniz hocam verinin başlangıç seviyesini, bu rakamlarını? Şu anda beklentilerin altında gözüküyor veriler. Bunun nereden kaynaklandığına anlamaya çalışıyorum ben de şu anda ekranda bakaraktan. Galiba hem tüketici 3.2 bir önceki çeyreğe göre epey oldukça güçlü bir yavaşlama var tüketim harcamalarında. Kamu keza daha mevsimsel olarak daha düşük gözüküyor. Yani her aşağı anlamda bütün alt kademelerde bir büyüme ivmesinde bir yavaşlama söz konusu. Onu görebiliyoruz. Son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre baktığımızda. Bu arada kamu güçlenmiş durumda. Pardon, kamuyu dahil edersek kamu harcamaları bir önceki çeyreğe göre çok daha 6.6 ama beklentilerin biraz altında gözüküyor o da. Onun dışında benim görebildiğim tablolardan yatırımdaki ve yatırım bir önceki yıla göre %6.5'la yani hele böyle bir yılda beklediğimizin oldukça üzerinde gerçekleşiyor. Yani bunun biz pandeminin ilk patlama noktasında, krizin ilk çıkış noktasında olabildiğince yani negatife gitme ihtimalini yüksek görüyorduk. Bir taraftan kredi arzındaki hızlı genişleme özellikle Haziran'dan itibaren bunu yarattı. Yani bu büyümeyi yarattı ama şunu söylemek lazım. O politikalar konusunda ben hala eleştirel durumdayım. Çok güçlü bir kredi genişlemesi yapıldı. Bunun kur üzerindeki baskıyı, yarattığı baskıyı da hepimiz birlikte yaşadık. Ama Kasım'daki dönüş o anlamda oldukça doğru bir yönelim gerçekleştirmemizi sağladı. O dönüş olmasaydı şu anda çok daha sıkıntılı bir dönemden geçiyor olabilirdik. Yani bir yandan kredi genişlemesinin büyüme üzerindeki katkısını görebiliyoruz. Ama eğer Kasım'daki dönüş olmasaydı okunu biz daha da negatifte, en azından şu anda ilk çeyrekte de daha negatifte görebilirdik. Daha sonra eminim ilk çeyrekteki beklentileri de konuşacağız ama yani benim görebildiğim bu son dönemdeki göstergelerin
bize verdiği bilgiyi biraz daha altında bir büyümeden bahsediyor, onu gösteriyor. Şimdi sektör bazında ben söyleyeyim, dördüncü çeyrek ve yıllık rakamları, tarım sektörü %6 bir büyüme gerçekleştirmiş. Yılın dördüncü çeyreği itibariyle baktığımızda sanayi sektöründe %7.3'lük bir çeyreklik büyüme, imalat sanayine bakarsak %8.6'lık bir çeyreklik büyüme görüyoruz. İnşaat sektörüne baktığımızda %4.7, ancak inşaat sektörü yılın geneli itibariyle baktığımızda daralmış görünüyor. Diğer taraftan rakamları. Dördüncü çeyrekte tarım sektörü, düzeltiyorum rakamları çok özür dileyerek, %4 tarım sektörünün büyümesi, 10.3 sanayi büyümesi, 10.5 imalat sanayi büyümesi, 12.5 ise inşaatta daralma dikkat çekiyor. Aynı zamanda %4.6'da hizmetler sektöründeki tablo, genel olarak baktığımızda sanayinin kuvvetini koruduğunu ve artırarak büyümeye devam ettiğini görüyoruz dördüncü çeyrekte. Üçüncü çeyrekteki 7.3'ün üzerine 10.3'lük bir büyüme rakamı, imalat sanayi keza yine benzer şekilde. Tarımda %6'dan %4'e nispi bir yavaşlama, inşaat sektöründe ise %4.7'den %12.5'e doğru gelen bir tablo. Keza yine harcamalar tarafına baktığımız zaman da %8.2 ile yerleşik hane halklarının tüketiminde ön planda kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Devletin nihai tüketim harcamalarına baktığımız zaman rakam %6.6'lık bir artışa işaret ediyor. Kamu dolayısıyla burada önemli ölçüde katkı sağlamaya devam etmiş. Üçüncü çeyrekte gayri safi sabit sermaye oluşumu, yani yatırımlara baktığımız zaman %21.9 olarak gerçekleşmiş. Dördüncü çeyrekte ise bu rakam %10.3'e yavaşlamış görünüyor. Erhan Hocam, ne dersin alt başlıklara, alt kalemlere baktıktan sonra ortaya çıkan tabloya? Şöyle, aslında çok bazı noktalar net bir şekilde de görülüyor. Beklentilere paralel ama özellikle aylık rakamlarda gördüğümüz sanayi ve imalat sanayindeki güçlülüğün 3 aylık rakamlarda da yani bir farklılaşma olmadan hemen hemen geldiğini görüyoruz. İmalat sanayi, yani Türkiye ekonomisinde aslında bütün dünyada da gördük, pandemi sonrası imalat sanayi ürünlerine talep arttı. Evde yaşamamızın getirdiği evle ilgili harcamalar, bu teknolojik ürünler olabilir, mobilya olabilir, elektrik, elektronik cihazlar olabilir. Bütün bunlara olan talep artışı imalat sanayinde ciddi bir talep de yarattı. Türkiye hem ihracat, dış talep, hem iç talep yoluyla imalat sanayinde güçlü bir hareketi görüyor. Bunu PMI'larda, sanayi üretiminde de gördük. En azından geçen yıl sonuna kadar, bu yıl başına kadar. Dolayısıyla büyümede ana lokomotif sanayi ve imalat sanayi olmuş durumda. Hizmet sektörleri Kasım ayı sonu gibi ekonominin kapandığını düşünecek olursak, aslında son çeyreğinde iki ayında ki elde ettikleriyle 4 civarında bir büyümeyi getirmiş görünüyor. Yani ondan sonra geçen 3 ayda çok daha düşük bir hizmet sektörü aktivitesi, eksi hatta görme ihtimalimiz oldukça yüksek gibi de görünüyor. Tarımda fena değil. Yani orada çok, evet, 6'dan 4'e inmiş ama hani genel, biraz önce bahsettiğimiz o kuraklık vesaireyle ilgili çok büyük bir yansıma yok diye düşünüyorum. Yatırımların düşmesi normal böyle bir ortamda. Özellikle inşaattaki düşmeyle de birleştirince, çünkü yatırımlarda hem konut hem konut dışı var. O anlamda özellikle hani inşaat sektöründeki düşüş yatırım tarafındaki düşüşe de yansımış gibi. Makine teçhizat tarafı sanıyorum belki bir miktar daha artı tarafta kaldı bu kredi büyümesinin yansımaları olarak. Ama şunu belki son olarak söyleyelim. 5.96 oldukça güçlü rakamlar, her ne kadar beklentinin altında kalsa da. Türkiye'nin ikinci çeyrek sonunda başlattığı o büyük, çok yüksek ve Ağustos'a kadar devam eden kredi genişlemesinin yansımaları, bunun etkileri son çeyrekte de çok net görülüyor. Ama Kamil Hocam'a katılıyorum. Bu veri bize bu yılın ilk çeyreği için Aralık sonrası büyüme tahminlerine bakarken sanıyorum ekonomistlerde bir aşağı yönlü revizyon yapma ihtiyacını doğuracak bir tablo ortaya çıkıyor özellikle hizmet tarafında. Peki Kamil Hocam, özellikle tabii rakamların alt detaylarına bakınca sanayi tarafının oldukça kuvvetli gitmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında uzun süre sonra belki de ilk defa ekonomik büyüme, ekonomik aktivite içerisindeki ana faktörlerden bir tanesine dönüşmüş durumda sanayi. Bu momentumun devamını bekler misiniz?
Yani bunun bu yılda momentum devam edecek ama tabii ki giderek yavaşlayarak olacağını tahmin ediyorum. Yani kredi genişlemesinin etkisinin bence giderek yavaşlayarak kendisini gösterecek. Önemli olan burada bir dışarıda ki son geçen hafta gördüğümüz bozulmanın, yani mali piyasalardaki bozulmanın, Amerikan tahvil faizlerindeki artışın kalıcı olmamasını ummamız gerekiyor. Yoksa bu ciddi boyutta bizim gibi ülkelerden sermaye çıkışına yol açacak ve de faizleri en azından TL'yi daha da tutabilmek için, TL'yi korumak için bir ölçüde faizleri daha da arttırma ihtiyacımız olabilir. Ama bunun olmadığı varsayım altında pandemiden en azından çıkışı da ikinci yarıda görürsek sanayinin de tekrar eski ivmesini kazanabileceğini düşünüyorum. Yani ben ilk çeyrekte biraz yavaşlamayla bunun arkasından ikinci yarıda aşıların tabii istenen oranda aşılama devam edebilirse ikinci yarıda etkisini görebileceğimizi düşünüyorum. Ama daha çok hizmet tarafında ben açılım olabileceğini düşünüyorum. Yani bu senenin büyümesine katkı açısından hizmet sektörünün normalleşmeye kademeli olarak döndükçe daha fazla katkı yapmasını beklerim. Peki bu noktada hazır sanayiden bahsederken bir sanayici görüşü alalım. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci bizlerle birlikte. Müjdat Bey, sanayinin momentumunun devam ettiğinden, özellikle yılın ikinci yarısında sanayinin ekonomik büyümede ana motora dönüşmesinden bahsediyorduk. Sizin görüşünüz nedir? Hem büyüme rakamının geneli için baktığınızda hem de aynı zamanda sanayinin bunun içerisindeki rolünü değerlendirdiğinizde. Valla şimdi tabii her şeyden önce Bloomberg'in yaş günü kutlu olsun. Herkese onu söyleyelim. İkincisi tabii sanayide hocalarım da ifade ettiği gibi gerçekten yani bugün dünyada yani büyümelerin hep eksi olduğu bir yerde Türkiye'nin yani 1.8 bile olması çok önemli bir olay bence, ne olursa olsun her şeye rağmen. Çünkü Türkiye'nin dünyanın çektiği pandeminin dışında farklı dezavantajları da vardı bu arada. Fakat momentum, güç tamamen imalat sanayi ve sanayide bu büyümeler gerçekleşti. Özellikle imalat sanayinin Nisan-Mayıs'taki duralamasından sonra biraz da yani parasal desteğin de sanayiye verilmesinden sonra dikkat edersek yani PMI hiçbir zaman %50'nin altına düşmedi Türkiye'de. Diğer taraftan Temmuz'dan beri de 70'in artarak üzerinde seyretti imalat sarayında kapasite oranı ve sanayide büyüme oranları da %10'ların üzerinde seyretti. Dolayısıyla burada yani en önemli büyümeyi güçlendiren ve büyümede yani vektörel güç tamamen sanayide. Tabii ihracatımızda da yani her ne kadar bir azalma söz konusuysa da sanayinin ürettiklerini en azından pazarladı ve yurt dışına, dünyaya pazarladı. Diğer taraftan tabii önümüzdeki zaman diliminde yani hocamın da dediği gibi ben bir takım handikaplar görüyorum. Yani ufak tefek de olsa sanayimizde problemler görüyorum. Yani bu vektörel gücün sanayide devam edeceğini düşünüyorum. Ama handikaplarımız var. Ham maddesinden tutun, konteynerinden tutun, finansmandaki problemlerinden tutun, sorunlarımız olacaktır. Ama bütün buna rağmen sanayi yürümek zorunda, sanayi yürütmek zorundayız. Çünkü görüyoruz ki Türkiye her şeyiyle üretime bağlanmış. Yani istihdamından ihracatına her şeyiyle sanayide işimiz. Onun için ben sanayinin bu gücüne inanıyorum ve kapasite kullanma oranlarımız hala daha yüksektir. Zaman zamanki problemlerimiz bizim bu kapasite kullanma oranlarımızda ve büyümemizde çok büyük handikaplar görmüyorum şahsen. Müjdat Bey, bir de şunu sorayım size çok kısaca. Özellikle gayri safi sabit sermaye oluşumu çerçevesinde baktığımız zaman özellikle makine teçhizat yatırımlarının son çeyrekte %38.7 büyüdüğünü görüyoruz ki aslında üçüncü çeyrekte de %22.3'lük bir büyüme vardı. Uzun süredir ilk defa Türkiye'de makine ve teçhizat tarafında böyle bir birikim ortaya çıkıyor. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada hakikaten bu kadar ciddi bir momentum, bu kadar ciddi bir hareket siz de tespit ediyor musunuz? Valla şimdi ben 3. dönemde %22.5 arttığı zaman da sabit sermaye yatırımlarını ben de o zaman
garipsemiştim. Ya nasıl oluyor bu iş diye. Daha sonra bu büyümenin devam ettiğini, bu rakamların büyüdüğünü veya artı olarak yani önemli rakamların arttığını gördükten sonra en azından çevremde bunu araştırma ihtiyacı duydum. Yani çevremde Denizli Sanayi Odası'nın özellikle organize sanayi bölgesinde yeni yatırımları görüyorum, yaşıyorum ve çevremde diğer bize benzer sanayi merkezlerinde Konya'da, Kayseri'de, Gaziantep'te de bu türlü yatırımları görüyorum şahsen. Dolayısıyla yani benim elimde bir TÜİK gibi tabii bilimsel bir takım rakamları toplama şansım yok ama ben özellikle 3. dönemdeki %22,5 rakamı gördükten sonra bizzat araştırma ihtiyacı duydum. Oradaki sanayi odası başkanlarımla görüştüğümde gerçekten herkesin önemli derecede bölgelerinde yatırımlar olduğunu hissediyor ve görüyorum. 2010 ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik makine ve teçhizat yatırım artışı. Müjdat Bey, çok teşekkür ediyoruz size değerlendirmeleriniz için. İşin diğer tarafındaysa inşaat sektörü var. İnşaat sektörünün geneline baktığımız zaman manşet rakam %12,5'luk daralmaya işaret ediyor. Aynı zamanda yatırımlar üzerinden bakarsak yine gayri safi sabit sermaye oluşumundan orada son çeyrekte %14,7'lik bir daralma var. MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu bizlerle birlikte. Sefer Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar Açıl Bey. Şimdi özellikle buradaki daralmanın üzerinden bir parça gitmek isterim. Çünkü inşaat sektörü açısından neredeyse ifratla tefrit arasında gidiş geliş gibi bir tablo söz konusu. Üçüncü çeyrekte %13,8 artı, dördüncü çeyrekte 14,7'lik bir daralma. Dolayısıyla genel perspektifi inşaat sektörü açısından nasıl okursunuz? Açıkçası inşaat sektörünün sanırım en fazla zikzak yaşadığı ve en fazla öngörülmezlik yaşadığı, tahminsizlik yaşadığı yıl 2020 yılı olmuştur. 2020 yılının ilk çeyreğine sektör iyi başlamıştı. Hatta 2019'un son çeyreğinden ikinci yarısından itibaren pozitif ivmelerine başlamıştı. Sektörde güven endeksi yükselmeye başlamıştı. Çeyrekte pandemi etkisi. Pandemi etkisi çok sert bir şekilde sektörü olumsuz etkiledi ve sektöre ilişkin bütün endeksler. Ya şimdi çeyrekte çok hızlı bir toparlanma, dördüncü çeyrekte tekrar o toparlanmanın maalesef tersi bir sürekli bir artışı hem faizi kapatması nedeniyle inşaat sektörü yılın son çeyreğinde yine şok olmuş bir şekilde girdi. Dolayısıyla kısmen iyimser bir birinci çeyrek iyi geçen ama ikinci ve dördüncü çeyrek sektör için son derece kötü bir atmosfer sergilemişti. Hem talep tarafında hem malzeme temin ve maliyetlerin yönetimi tarafında özellikle son çeyrekte maliyet yönetimi tarafında sektör ciddi öngörülmezliklerle, ciddi problemlerle karşılaştı. Dolayısıyla bizim inşaat sektörü için 2019 yılı, 2020 yılı açılmayı pardon, belirsizliklerin çok fazla olduğu, öngörülmezliklerin çok fazla olduğu, belki de en fazla olduğu yıl olarak sanırım kayıtlara geçecek. Peki Sefer Bey, şunu sormak isterim. Kredi genişlemesinin ciddi şekilde yapıldığı, kredi faizlerinin agresif ve belki piyasa gerçekliklerinden biraz uzak da olsa fiyatlamalara dahil edildiği dönemlerde inşaat sektörü hızlı bir büyüme kaydedebiliyor. Ama kredi koşulları tersine doğru döndüğünde çok hızlı bir soğumaya doğru gidebiliyor. Üçüncü çeyreği belki bu kredi genişlemesi ve özellikle de stok erimesiyle açıklamak mümkün ama yeni yapılacak inşaatlar için ve aslında daha önce Türkiye'nin büyümesine düzenli katkı sağlayan, daha istikrarlı, biraz daha mutedil olabilir ama istikrarlı büyüme sağlayabilen bir sektör haline gelebilmesi için ne öngörüyorsunuz? Buralarda ancak krediye bağımlı olarak ciddi bir büyüme söz konusu olabiliyor. O yoksa sektör ciddi ciddi soğuyor. Üstelik de yeni inşaat izinlerine, ruhsatlara baktığımız zaman oralarda da çok yüksek bir iştah görmüyoruz. Açıkçası bizim sektörün en az olduğu nokta hareketleri, yani sektörde döviz güvenliği, maliyetlere geçişkenliği %70'ler seviyesinde. Çünkü satın alma, işçilik dışındaki satın almaların tamamı döviz ya da döviz. Dolayısıyla sektörün ne yapılması gerekiyor? Sürülebilir. Bir büyük için ve istihdama katkı için nedir diye sorarsanız ki sordunuz. Bu sorunun en birinci kurda stabilite. Kurlarda stabilite bu sektörde
en önemli dediği şey. Faizlere gelince de faizlerle ilgili olarak sektör %1'in altındaki konut kredisine dair bir hassasiyeti var. Konut kredi faizleri 1'in altında olduğunda bir talep oluşuyor, sektöre yönelik talep çarpılıyor. Ama bence ana mevzu kurlarda stabilite. Çünkü kurların her hareketi otomatik olarak maliyetleri yukarı itiyor. Ve maalesef son 2 yılda Türkiye'de yaşadığımız, 3 yılda yaşadığımız kur hareketleri maliyetler tarafında insanları daha çok tedbirli olmaya, daha ofansif olmaya itiyor. Bu herkesin bir miktar daha yukarı kurguluyor ve bir yaratık etkisi oluşmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla otomatikman her kur hareketinin sonrasında şunu görüyoruz biz. Mal edeceğimizin kesinlikle ve kesinlikle altına satmak zorundayız. Dolayısıyla mal edebileceğimizin niye yok? Dolayısıyla tekrar ediyorum, kur bu sektörün öngörülebilir olmasına, ekonomiye ve istihdama katkı vermesine birinci derece etki yapacaktır. Sefer Altıoğlu, çok teşekkür ediyoruz size aktardığınız bu yorumlar için. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la sohbetimize tekrar devam ediyoruz. Erhan Hocam, iki tane soru. Bunlardan bir tanesi, kişi başına milli gelir böylelikle 8600 dolar olduğu kabaca. Bir, Türkiye'nin bu genel gidişatta arka arka işte 11 bin dolarlara kadar gittikten sonra kademe kademe milli gelirin geri çekilişi, elbette burada kurun da çok büyük etkisi var ama Türkiye'nin potansiyel büyümesinin bir miktar aşağı doğru kaydığını da görüyoruz. Bu çerçevede önce bir değerlendirmeni rica edeyim. Doğru, yani özellikle kurun da etkisi var. Türkiye'nin hani nominal olarak büyüdüğü bir ortamda döviz kurlarındaki artış dolar bazında bunu düşürüyor. Bu elbette Türkiye'deki alım gücünü de olumsuz etkileyen, iç talebi olumsuz etkileyen orta vadede bir dinamik de yaratıyor. Ülkenin yatırım çekmesi konusunda, yani yatırım potansiyeli konusunda, dış yatırım konusunda da yine belli handikaplar yaratıyor gibi görünüyor. Tabii son birkaç yıl özellikle kurun etkisinin burada daha ön plana çıktığını gördük. Bundan sonra da bu önemli olmaya devam edecek. Ama Türkiye'nin büyüme modelinin asıl olarak bu hani 10 bin dolarların üzerine çıkamayıp 10-11 sürekli gerilemeye başlayan bir resim bize önemli bir yapısal değişim ihtiyacını da doğuruyor. Yani Türkiye genelde krediyle büyümeye çalışıp orada kısa süreli bir artı elde ederken enflasyon ve cari açıkla, bunun da ortası zaten kurun kesişme, kur artışının sonucu olarak cari açık kur artışına yol açıyor, o enflasyona yol açıyor ve ardından gelen faiz arttırımıyla sürdürülemeyen bir büyümeye gidiyoruz. Türkiye'nin büyüme modeliyle ilgili ciddi bir değişime gitmesi gerekiyor. Onun için de bence önceliği enflasyonla mücadele ve cari açığı yapısal olarak azaltan bir değişim ve dönüşüm. Yani biz hızlı büyüme önceliğiyle değil, önce enflasyon ve cari açıkla mücadele eden, bu sürede daha makul yavaş büyüyen, daha sonra sürdürülebilir hızlı büyümeye geçmeye çalışan bir ülke olabilirsek, çünkü enflasyon ve cari açıkla mücadele kur konusunda da daha istikrarlı bir noktaya bizi getirebilir tek başına olmasa da. Bu da dolar bazında hem büyüme hem de dolar bazında bir artışa yol açacaktır. Yıllardır yaşadığımız bu orta gelir tuzağının ötesinde ciddi bir yapısal değişim ihtiyacını da bu ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Peki Kamil Hocam, size döneyim. Biraz önce hem sanayi tarafını hem inşaat tarafını dinledik. Biraz önce Erhan Hoca'ya da sordum. Bu orta gelir tuzağı ve dolayısıyla aslında buralarda kendini yukarıya atamayan ülkelerde görülen genel geri çekilme eğilimi bizde de net olarak ortaya konuyor. İşte sanayi tarafı mesela kuvvetli. İnşaat Türkiye'nin önemli itici güçlerinden biriydi. Orası ciddi anlamda sallantı içerisinde. Dolayısıyla biraz önce Erhan Hoca'nın bahsetmiş olduğu o yapısal değişimi neyle ne şekilde sağlayabiliriz? Hangi alanlar burada daha öncül rol oynayabilir sizce? Şimdi Açıl Bey, sorunuza geçmeden önce ben bir noktaya daha değineyim. Yani hizmet sektörlerini çok fazla konuşamadık ama hizmet sektörlerinin içinde de oldukça bir ayrışma var. Yani finans sektörleri oldukça hızlı %20 civarında büyümüş galiba. Aynı şekilde bilgi, işlem ve haberleşme, burada da büyüme oldukça güçlü. Ama öte yandan mesleki
idari ve destek hizmet faaliyetleri diye baktığımız kategori %5 daralmış durumda. Yani hizmet sektörleri genelinde baktığımızda özellikle bu şeyleri de dahil eden bütün işte restoran, kafe, otelcilik bütün bunları da dahil eden baktığımızda %4,5 civarında bir daralma var. Yani bu krize, şu son krizle ilgili en yanlış teşhis bence asimetrik olduğunu görmemekti. Bu asimetrik bir krizdi. Bütün sektörleri aynı şekilde vurmadı. Ondan dolayı da politika tepkisi de yüksek, bizim alıştığımız tepkiydi. Kredi, kredi arzını arttıralım ve böylece taleple çıkarız. Ama ne yazık ki bu da bir sektörel ayrışma olduğu için, sektörel asimetrik olarak sektörler etkilendiği için burada gördüğümüz, evet, büyüme gene nette biz artıdayız ama bazı sektörler ciddi bir şekilde kanamaya devam ediyor. Bazı sektörler de çok güçlü gözüküyor. Bu ne yazık ki ülkenin gelecek için de ciddi sorunları beraberinde getirecek. İşsizlik rakamları konusunda da göreceğiz. Son revize olunca şimdi yeni işsizlik verilerinin açıklanmasıyla da bunu net olarak göreceğiz. Yani bu noktayı ben altını çizmek istedim. Çünkü bu her krizin, her şokun kendine yönelik has özellikleri var. Bu şokta da bu ne yazık ki yeterince değerlendirilemedi. Her zaman bildiğimiz ilaçta bir hastayı biz iyileştirmeye çalışırken hastanın bir tarafı kangren oldu, bir tarafı sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor gibi. Yani kangren olmaması, yani kangren dediğim çok daha abartılı belki ama bazı sektörler ciddi sıkıntıda ama bu sektörlerin sorunlarını görmemiz gerekiyor. Yani o açıdan vurgulayayım. Şimdi sorunuza geçersem, çok uzatıyorum biliyorum ama ben Türkiye'nin sonuç olarak AKP iktidarı öncesi dönemine de baktığımızda, AKP iktidarına da baktığımızda Türkiye yapısal reformları ne yazık ki gerçekleştiremiyor. Gerçekleştirebilmesi için siyasi kurumsal yapısı yeterli değil. Burada da o siyasi kurumsal yapıda ciddi bir dönüşüm gerçekleşmeden ben uzun dönemde getirisi olan, kısa dönemde maliyeti olan yapısal reformların gerçekleştirilmesini o kadar kolay görmüyorum. Ama ve ben Türkiye'de orta gelir tuzağı bizim için çok geçerli bir şey değil. Biz çünkü zaten çok fazla çaba göstermedik ki. Yani çaba gösteren Malezya, işte Asya ülkeleri bile, onlar bile 20 binlere gidemedi. 10 bin dolarlardan 20 bin dolarlara çıkamadı. Orta gelir tuzağı bunu gösteriyor. Yani diyor ki ülkeler 10 bin dolarlara geliyor, 12 bin dolarları buluyor. Ama bir Kore dışında, doğru dürüst Singapur, Hong Kong gibi bunlar dışında 20 bin dolarlara çıkan ülke yok hemen hemen. Tamam, ama bizim durumumuzda biz zaten gerekeni yapmadığımız için orta gelir tuzağından belki bundan 4 yıl önce konuşabilirdik. Şu anda konuşmamız için çok fazla, yani biz önce tekrar ödevimize geri dönmemiz lazım. 2001 krizi sonrasında yaptığımız reformları, yani makro kurumsal reformları hayata geçirmemiz lazım. Yani o an anca bunları yaparsak biz orta vadede, kısa ve orta vadede normal yolumuza devam edebiliriz. Uzun vadede daha hızlı büyüme hızları, daha yüksek büyüme hızlarını tutturmak tamamen, yani o çok daha zorlu bir konu. Ama bizim negatif olarak ayrışmamamız gerekiyor diğer ülkelerden. Bizim son yıllardaki negatif ayrışmamız en büyük sorundu. Siyaset ve ekonomi politikaları anlamında son 3-4 aylık gelişmeler bunun bir ölçüde giderildiğini gösteriyor. O anlamda kısa ve orta vadede çok belki sorun olmayabilir. Seçim yaklaşıyor. Onun ne gibi yansımalar olur 2023'e giderken bunu tekrar göreceğiz. Ama yapısal anlamda biz sadece enflasyonun, düşük enflasyonun zorunluluğunu bile hali hazırda idrak etmemiş, anlamak istemeyen siyaset kurumundan bahsediyoruz. Yani %5'in altına inmemiş bir enflasyon bana göre yüksek enflasyondur. Bunu biz indirmediğimiz sürece de bu dalgalanmaları yaşayacağız. Peki hocam, müsaade ederseniz bir gidelim Gedik Yatırım'a, biraz da piyasa görüşü alalım. Geçen haftaki dalgalanmanın ardından bugün piyasa yara sarmaya çalışıyor. Onurcan Bal Gedik Yatırım'da bizlerle birlikte. Onurcan, özellikle endeks kendini toparlamaya çalışıyor. Büyüme verisi beklentinin bir miktar altında ama geçmiş veri dolayısıyla piyasa için kıymeti nispeten biraz daha düşük sayılabilir. Önce borsadaki 1500'lerin üzerinde kapanma çabasını, arzusunu nasıl görürsün diye sorayım. Bir de Türk lirası da geçen hafta oldukça ciddi darbe yemişti. Bugün sepet bazında da %1,5 civarında bir değer kazanımı var. Devamını bekler misiniz?
günaydın. Öncelikle yayınlar diliyorum. Büyüme verisinin etkisi piyasa üzerinde çok fazla hissedilmedi. Dediğiniz gibi geçmiş bir veri olması ve özellikle son dönemde biraz daha piyasadaki fiyatlamanın başka daha farklı dinamiklere dayanıyor olmasının da etkisi var. Geçen hafta özellikle volatilitenin ciddi ölçüde artış kaydettiğini gördük. Hem küresel piyasalarda hem de yurt içinde. Hani borsa İstanbul'dan Türk lirasına kadar. Burada özellikle artan enflasyon endişeleri ve uzun vadeli tahvil faizlerinde yaşanan yükselişler ki gün içerisinde oldukça sert yükselişlerin yaşandığını da gördük bu Amerika 10 yıl tahvil faizleri başta olmak üzere. Bu durum risk iştahlarına baskı oluşturdu. Risksiz varlıklardaki artan getirilerin risk iştahından biraz daha baskı oluşturduğunu, riskten kaçma eğiliminde arttırdığını görüyoruz. Özellikle ekonomilerin aşırı ısınabileceğine dair oluşan endişelerin, korkuların bir miktar yansımaları var. Zaten Şubat ayı içerisinde özellikle ikinci haftasından sonra yukarı yönlü hareketlerde zorlanan alım iştahının yavaş yavaş kaybolduğunu gözlemlediğimiz bir ortam vardı. Burada enflasyon endişeleri biraz daha düzeltme hareketlerinde hız kazanmasına, derinleşmesine yol açtı. Bu hafta bugün yani yurt dışındaki tepki toparlanma çabasına bağlı olarak geçen haftaki kayıpların ardından endekste de benzer bir görünüm var. Özellikle burada yani artan tahvil faizlerinin en hani temel etkilerinden biri de gelişmekte olan ülke varlıklarından çıkışları beraberinde getiriyor. Bu durum hani sadece Borsa İstanbul'da kayıpların sadece Borsa İstanbul'da sınırlı kalmasına yol açmadı. Aynı zamanda Türk lirasında da değer kayıpları gördük. Tabii burada gelişmekte olan ülke para biriminin genelinde bir değer kaybı vardı ama Şubat ayı içerisinde güçlü değer kazanımının yaşandığı Türk lirasında kayıplar da biraz daha güçlü oldu. Ve burada rezerv konusundaki açıklamaların hani bu iç siyasi gündemin de bir miktar TL tarafındaki değer kayıpları üzerinde belki etkisi var. Ama hala daha bu tarz gelişmelerde, durumlarda TL'nin hızlı bir şekilde satılabildiğini de görüyoruz. Yani ilerleyen süreç açısından da Merkez Bankası'nın Türk lirasına olan ve TL var olan güven ortamını sağlayabilmek, pekiştirebilmek adına hani bu güçlü duruşunu korumasının önem taşıdığını da gördük. Çünkü yani hızlı bir şekilde hala daha Türk lirası satılabiliyor gelişmelere bağlı olarak. Yani bu hafta bugün biraz daha olumlu bir toparlanma çabası var doğru ama tabii ki yurt dışındaki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor olacak. Eğer bu hafta içerisinde de tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi devam edecek olursa bu durum küresel çapta satış baskısını, baskıyı ve dolayısıyla endekste de TL varlıklarda kayıpların devam etmesine yol açabilir. Açıkçası kısa vadede endeks tarafındaki teknik görünüm biraz zayıf seyrede. Gün içi volatilite de yüksek. O nedenle bir miktar temkinli duruşumuzu koruyoruz. Kısa vadede 1510 seviyesi üzerinde bir kapanışın yaşanması önemli. Yani şu an 1500'lü seviyeler önemli bir direnç seviyesi. Psikolojik öneme de sahip. Bu seviyelerde biraz endeksin zorlanma kaydettiğini de görüyoruz şu an itibariyle. Ama gün içerisinde 1500 aşılabilir veya hani devam eden süreçte 1510 üzerinde kalıcılık korunabilirse tekrardan 1540-1560 bandı gündeme gelebilir endekste. Ama 1510 altında kalındığı sürece kısa vadede biraz daha temkinli yaklaşılması gerekir diye düşünüyorum. Özellikle bu seviyelerden yeni pozisyon alımı biraz daha riskli, en azından bir tutunmayı görmek lazım. Evet. Geri çekilmelerde de 1431 seviyesi bu hafta içerisinde izleyicimiz önemli destek noktası olacak. Bu seviye altında satışlar biraz daha az kazanabilir. Endeksteki teknik görünüm zayıflayabilir. Onurcan Bal, çok teşekkür ediyoruz sana. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım Kulübü'nde büyüme rakamları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Profesör Doktor Kamil Yılmaz konuklarımız. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bir tweet'i var büyüme rakamlarının ardından. Diyor ki Sayın Elvan, küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak. Erhan Hocam ne dersin? Vallahi biraz önce de konuştuğumuz gibi eğer gerçekten Türkiye enflasyonla mücadeleyi öncelikli yapacaksa, yaparsa, ki bu tek başına para politikası değildir. Merkez Bankası'nın yazdığı mektupta da var. Bu yapısal reformlardır. Hem ekonomi hem ekonomi dışı kararlılıktır. Ve pandemi ve küresel koşullarında çok önümüze engel çıkarmadığı bir patikadır. Ama özellikle enflasyonla mücadele ki bunu yaparken de Türkiye'nin cari açıkla ilgili yapısal dönüşüm ekonomi tarafında. Yani biz ihracatı ürün bazında yüksek teknolojiye nasıl dönüştüreceğiz sorusu
ve ithalatta özellikle sadece fosil yakıtlarla değil yenilenebilir enerjilerle de nasıl bu açığımızı kapatacağız sorularına yanıt arayan ve alt bileşenleri olan bir dönüşüm gerekiyor sanıyorum. Evet, hareket noktası doğru. Umarım bütün bileşenleriyle buna odaklandığımız bir yapıda gideriz ama kolay olmadığını söylemek gerekiyor. Bir de benim burada ilave etmek istediğim aslında 2021 hatta 2022 büyümesi de bizi yanıltabilir. Baz etkilerinin devreye gireceği bir dönem olacak. İmalat sanayi muhtemelen etkilerini sürdürmeye devam edecek. Çünkü o yapısal bir değişim, evde yaşamanın getirdiği bir değişim. Yılın ikinci yarısından itibaren bir miktar ivme kaybedebilir ama gücünü koruyacaktır. Turizm ve diğer sektörler, hizmet sektörleri hafif toparlanma gösterecek ama bu pandeminin etkisi ancak 2023 ve sonrası ortalama büyümelere hem Türkiye'de hem dünyada yansıyacak. O dönemki büyümenin sürdürülebilirliğin hazırlığını şimdiden yapmak gerekiyor. Yani bu yıl ve gelecek yılki büyümeler ne olduğu bizi çok yanıltmasın. Sürdürülebilir büyüme için aynı şeyi tekrar edeceğim. Türkiye'nin o yapısal değişimi yaparak bir patikaya geçmesi gerekiyor. Peki Kamil Hocam, aynı şeyi size de sorayım. Biraz önce reklam arasına gitmeden evvel sizde kalıcı şekilde enflasyonun düşürülmesinden ve bunun sağlayabileceği dönüşümün katkısından bahsetmiştiniz. Sayın Lütfi Elvan'ın atmış olduğu tweet'i gördük, onu da aktardık. Sizin bu çerçevedeki bakışınız nedir? Bir önceki ekonomi yönetimiyle bu ekonomi yönetimi arasında anlayış açısından fark var çünkü. Oldukça büyük fark var. Şimdiki o ekonomi yönetimi bir ölçüde AKP'nin ilk döneminden kalan ekonomi yönetimi. O anlamda da gerçekten bir hem de bürokrasiden geldikleri için hem Merkez Bankası Başkanı hem de Hazine Bakanı, Maliye Bakanı o anlamda işlerini bence olabildiğince ciddi bir şekilde bence bütün kesimleri dinleyerekten götürüyorlar ve öncelikler de çok net belirlenmiş durumda. Umarım bu sadece ikisiyle sınırlı kalmaz. Bütün iktidara aynı şekilde bu görüşü paylaşırlar. Sadece bugün değil, gelecek yılda ve sonraki yıllarda seçim dönemlerinde de benzer yaklaşım olursa o zaman şunu diyebiliriz. Evet, Türkiye düşük enflasyon ülkesi olmaya kesin karar verdi. Bunun için kurumlarını da ona göre bir ölçüde ekonomik kurumlarını da buna göre tekrar oluşturdu ya da var olan kurumlarını etkin bir şekilde hayata geçirdi. O zaman biraz daha olumlu bakabiliriz ama ben tekrar söylüyorum, bu yapılanlar Türkiye'nin düşük enflasyonunu doğru %10'un altına ve daha sonra %5'e inmesi ve altına inmesi bizim diğerlerinden negatif olarak, diğer ülkelerden gelişmekte olan ya da yükselen pazar ekonomilerinden negatif olarak ayrışmamızı engelliyor. Yoksa bizim onlardan çok daha güçlü bir şekilde verimliliğimizi arttıraraktan, toplam faktör verimliliği arttıraraktan sürdürülebilir bir büyüme politikasına girdiğimiz anlamına gelmiyor. Yani onu tekrar o yapısal reform işi, yani nedir? Emek piyasasında vergi reformları, emek piyasası reformları, eğitim reformu, bütün bunlar. Ama bütün bunların Türkiye'de son 18 yıllık deneyim bize gösteriyor ki tek parti iktidarı da olsa bunları uygulamak o kadar kolay değil. Çünkü Türkiye'nin kurumları ne yazık ki miyopik bakışı, siyasette miyopik bakışı baskın kılıyor. Ben o anlamda orada çok ümitkar değilim. Ümitli değilim yani. Ama en azından şu andaki ekonomi yönetiminin her kademede etkili olabilmesi, yani bütün mesajlarını hem iktidar partisinin hem muhalefet bütün mesajını verip politikalarını uygulaması bir ölçüde bizim negatif ayrışmamızın önüne geçecek. Bu da neden negatif ayrışmamızın önüne geçecek? Çünkü biz yabancı sermayeyle büyüyebilen bir ülkeyiz. Yabancılar gelip bizde ya kısa vadeli fonlarla ya da daha uzun vadeli doğrudan yatırımlarla bize sermaye getirdikleri ölçüde biz bunu bir ölçüde kendi yatırımlarımızı gerçekleştirmek için cari açığımızı biraz daha finanse edebilmek için kullanıp büyümemizi sağlayabiliyoruz. Yani bu bizim var olan kronikleşmiş bir yapımız ve bunu değiştirmek bana çok zor geliyor ve ciddi boyutta ekonomik reformlar gerektiriyor. Yani o konuda biraz önce söylediğim yerdeyim.
Kamil Hocam size çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi aktardığınız için. Son olarak Erhan Hocam tekrar sana dönmek isterim. Çünkü özellikle bu son dönemde yaşanan gelişme ve bu sağlanan büyüme, %1.8'lik büyüme aslında temelde iki şey için. Bir, toplumun refah artışını büyüme yoluyla sağlamaya devam edebilmek. İki, özellikle o büyümeyle beraber istihdam artışını sürekli ve daim kılabilmek. Biz o 1.8'lik beraberinde de çok ciddi komplikasyonlar getirmiş olan büyümeyle neredeyse %7 daralmışçasına istihdam kaybı salgın nedeniyle yaşadık. Beraberinde de yüksek enflasyon ürettiğimiz için aslında o refah artışını pek de görebilmiş değiliz. Ne dersin, nasıl değerlendirirsin? Kesinlikle katılıyorum. Yani o büyüme maalesef hani genel dinamikleriyle dünyanın olağanüstü bir döneminde yaşandı ve büyük oranda pozitif büyüme dışında diğer makro göstergelerle olan korelasyonunu kaybetti. Hatta o büyümenin normalde mesela %7-8 büyümüş gibi ekonomi, öyle bir ısınmanın yan etkileri çıktı. İşte cari açık ve enflasyon gibi. İşte bunun yanında tabii turizm vesaire de ilave katkılarda bulundu buna. Dolayısıyla öyle bir noktadayız. İçinde bulunduğumuz çeyrekte de aynı dinamikler devam ediyor. Bu yılın genelinde de benzer bir dinamiğin olduğunu göreceğiz. Yani şöyle göreceğiz. O kredi büyümesinin hala bir takım etkilerini görüyoruz. Bu 1-2 ay içinde belki daha da azalmış olacak. Ama bir baz etkisi ortaya çıkacak. O baz etkisiyle gelen biz bir büyüme göreceğiz. Çok muhtemel dünya ekonomisinin de büyümesiyle, ihracatla ve özellikle ikinci çeyrekteki %10'luk daralmayı telafi ederek. Ama bir taraftan da işte o işsizlik, belki rakamlarda görmediğimiz o ücretsiz izinde olanlar, kısa çalışma ödeneğinde olanlar, birçok sektör maalesef o istihdamı yaratamayacak ya da kalıcı olarak işten çıkarmalar da göreceğiz. O açıdan bizim normal bir döneme gelmemiz biraz zaman alacak görünüyor. Biz ne diyorduk? Normalde 4-5 büyürsek işsizlikte bir miktar düşüş görebiliriz. Şimdi onları unuttuğumuz bir dönemdeyiz. Yani önümüzdeki 1-2 yılda bu dinamiklerden çok uzakta olacağız. Burada belki şunu söylemek gerekiyor. Kamil Hocam da vurguladı. Simetrik olmayan bir yapıyla gidiyoruz. K şeklinde artık hani çok sık kullanılan sektörlerin çok ayrıştığı, hatta sektörlerin alt kırılımlarında da ayrışmanın olduğu bir yapıdayız. Bu nedenle makro bir bakışla değil, daha çok bir mikro bakışla politika oluşturmak gerekiyor. Ve ikinci çeyrekte ekonomi, işte aşıların etkisi, dünya toparlıyor, bu iş bitti gözüyle bakmamamız lazım. Özellikle istihdam tarafında birçok KOBİ'nin ayakta kalma mücadelesinde zorlu bir dönem, 1-2 yıl bizi bekliyor. O açıdan daha mikro bazda, sektör bazında politikalar oluşturmakta fayda var. İşte görüyoruz, imalat sanayi oldukça iyi ki gelecek konusunda da iyimser, yatırımlarını arttırmaya çalışıyor. Siparişlerine yetişemiyor. Ama işte turizm ve ilgili sektörler ya da esnaf dediğimiz kesim çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu anlamda gerek istihdam, gerek Türkiye'nin işletmelerini, sermayesini, en azından verimli olanlar ama bu mücbir sebeple zorlananları ayakta tutacak politikalara ihtiyaç var. İşi dediğimiz gibi aşılarla yılın ikinci yarısındaki büyüme, bu iş bitti kendi kendine çözer gibi düşünmemek lazım. Çünkü bunun etkilerini biz 1-1.5 yıl belki 2 yıl özellikle istihdam tarafında ve KOBİ'lerin faaliyetlerinde hizmetler tarafında göreceğiz diye düşünüyorum. Hocam son bir dakika, kamunun buradaki rolünü de bir sormak isterim büyümede. Son çeyrekte %6.6'lık bir devletin nihai harcamalarında artış var. Bir önceki çeyrek çok sınırlı kalmıştı. Bütçeyi sıkıştırmaya başlıyoruz, sıkılaştırmaya başlıyoruz. Son bir dakikada özetler misin? Devletin bundan sonrasındaki katkısını nerede görmeyi beklersin? Ben daha önce de sık sık söylediğim bir şeyi söyleyeceğim. Maliye politikasında bütçe açığını belki bir miktar arttırmak, kamu borcunu arttırmak böyle bir dönemde zarar değil, fayda da getirebilir. Ama hangi şartla? Doğru hedefe yönelmek şartıyla. Yani biraz önce bahsettiğimiz o mikro bazda, sektörel bazda destekleri vermek, sübvansiyonları vermek, belki bir süreliğine de olsa bazı vergi alacaklarından vazgeçmek anlamında.
burada özellikle maliye politikasının sektörel desteklerine hala önemli oranda ihtiyaç olduğunu ve iyi hedeflenmiş bir maliye politikasının, önceliklendirmenin iyi olduğu bir politikanın normal koşullarda yaratabileceği zararı yaratmayacağı kanaatindeyim. Erhan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin büyüme verisini aldık ve değerlendirmeye çalıştık. Hane halkı tüketimiyle ve belli ölçüde de yatırımlarla büyüyen bir yıl oldu. Büyünen bir yıl oldu ama özellikle stokların son çeyrekte ekonomiyi 2 puana yakın aşağıya çektiğini, net ihracatında eksi etki yaptığını hatırlatmakta fayda var. Geçelim şimdi programımızın son bölümünde Dubai bağlantımıza Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy, Çin'de de özellikle yeni yıl nedeniyle bir miktar PMI'nin düşük geldiğini gördük, bu bir. İkincisi, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu net bir irade, artı bu haftaki OPEC artı toplantısından çıkabilecek potansiyel sonuçlara dair soru işaretleri var. Hızlıca cevap vereyim Açıl. Evet, bugün piyasalar gayet iyiydi Asya tarafında. Burada tahvil faizlerindeki geri geliş, Amerika'da 1.9 trilyon dolarlık teşvikle ilgili ilerleme, bir de vadelerin artıda olması çok etkili oldu ve %2'lerin üzerinde artılar gördük. PMI'lar da geldi. Japonya'daki PMI beklenenden iyi, Jibun imalat PMI 51.4. Senin de söylediğin gibi Çin'dekiler beklenenden biraz kötü. 50.6, 51.4, Kaişin 50.9. Ama yine 50'nin üzerinde, bir de tam tatil dönemine denk gelmesi sebebiyle piyasalar biraz bunu göz ardı etti. Yani çok yavaşlama sinyali olarak algılamadı Çin'deki PMI'ları. OPEC artı toplantısı bu hafta Perşembe günü olacak. Genelde fiyatlar böyle yukarıda olduğu zaman çok fazla tartışma olmuyor Açıl, ama burada en çok dikkat edilmesi gereken Suudi Arabistan tekrar yeni üretim yapacak mı? Daha önce kestiği 1 milyon varili tekrar geri getirecek mi? Ve Rusya ile bir sıkıntı yaşayacak mı? Onu takip edeceğiz. Kaşıkçı olayı da şöyle, rapor çıktı. Kaşıkçı ile Kaşıkçı cinayetiyle Suudi Prens'in ilişkisi olduğunu Amerika raporunda ima etti. Ama Suudi Prens'e herhangi bir yaptırım gelmedi. 76 farklı kişiye yaptırım geldi. Ve bugün Amerika farklı yaptırımlar da açıklayacağız dedi. Silah satışı ile ilgili ben bir şey görmedim. Tabii ki Suudi Prens'in bundan sonra Kral Salman'dan sonra göreve gelecek olması da bir taraftan önemli Amerika için. O yüzden Amerika dengeli açıklamalar yapmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Suudi Tadavul borsası da dün düşmüştü Açıl. Bugün ise yükselişle karşıladı. Yani Amerika, biz bunu gördük ama çok da sert yaptırımlar yapmıyoruz mesajı verdi gibi algıladım ben. Açıl. Teşekkür ediyoruz. Senin aktardığın bu notlarla birlikte biz de Yatırım Kulübü'nün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Güzem Yılmaz Fokus'la karşınızda olacak. Hoşçakalın.